O kadar çok işimiz var ki memleketin birçok sorununa dair, çözümüne ulaşmaya dair. Örneğin İstanbul büyük depremini yaşadığında Allah gecinden versin, İnşallah dualarımız kabul olur ve inşallah hızlıca İstanbul'da daha ciddi adımları önümüzdeki dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında yeni hükümetimizde hep birlikte atarız ve atacağız. İnşallah bunu başaracağız. İşte arama, kurtarma ve bunun gibi lojistik unsurları Edirne'de var etmek gibi. Ya da başka işte Kırklareli'nden başka destekleri hazırlamak gibi. İşte İstanbul ve yakın çevresindeki silahlı kuvvetlerin bu sürece nasıl destek olması gerektiğinden, denizin, boğazların, Marmara Denizi'nin, Karadeniz'in nasıl kullanılması gerektiğine varıncaya kadar stratejik bir süreci çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu değil, AFAD'ın üstünde olan sorumlulukların dahi nasıl olması gerektiğine dönük çalışmalarımızın sonucuna gelmek üzereyiz. Onun için değerli dostlar, biz 11 şehrimizi etkileyen depreme sadece deprem ve sonuçları üzerinden bakmıyoruz. Öncesinde ne yapılmadı? 20 yılı aşkın süre neler ihmal edildi? Deprem günü neler yapılmadı? Deprem anında arama, depremden hemen sonra arama kurtarmanın en önemli anında saatlerce, neredeyse bir güne yakın sosyal medya, pardon, mobil iletişimi kim duraksattı? Mobil iletişim niye çalışmadı? Enkaz altındaki insanlar yakınlarına niçin ulaşamadı? Bunların hepsi sorgulanacak. Bir başka yerde bunlar bir daha yaşanmaması adına tedbirler alınacak. Bu kadar net. Onun için ya gelin bunları hep beraber konuşalım. Bakın bu kadar depremin konuşulduğu yerde biz çok önemli 4-5 toplantıyı yaptık İstanbul'da. Adana'da da yaptık beraberce. Birçok yere de katkı sunuyoruz ve gürül gürül çalışıyoruz. Devletimizin tek bir kurumundan bu konuda davet almadık. Gelin kardeşim, acil neleri konuşmalıyız? Buradan hangi dersleri çıkarttık? Demediler. Niçin biliyor musunuz? Seçim var. Ekrem İmamoğlu ile nasıl yan yana gelsinler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi onların malını elinden aldı. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir şehrin belediye başkanı olmak o şehrin sahibi olmak. Bir devletin hükümeti olmak o devletin sahibi olmak. Hani var ya, ben bilirim, ben yaparım. İşte öyle yaparsan sana şurası kadar üçe dört bir tane temel atıyormuş gibi yaparlar. O manzarayı ülkeye seyrettirirler. Yani demirler de, yani bari demirleri bağ teliyle bağla. Onu bile yapmamışlar. Demirler 9-8'lik oynadı vallahi. Şimdi bir başka manzara, devletin en başındaki Cumhurbaşkanımız, yanında ortağı bir partinin genel başkanı, İki tane önemli bakan, ben geçenlerde bir yerde daha söyledim, böyle bir temeli anlatıyor. Temeli anlatırken bir tane bloğun temeli, bir blok yapacaklar. Sözüm ona, insanlara konut yapacaklar. Bu vahim durum. Örnek verdim. Hasan Bey tanır onun için. Örnek verdim. Dedim ki ya biz en son böyle bir temele bakarak hayran hayran, yani bir temelin dökülüşüne bakarak bakışımızı en son babamla Güngören'de 89 yılında attığımız temele öyle bakmıştık. Bir blok yapıyorduk. Yani Allah aşkına ya, insanlarımız ölmüş. Milyonlarca insanımız bizden Hatay'a yakışan bir Hatay inşa etmemizi istiyor. Medeniyetler şehri ya da Kahramanmaraş'a yakışan Maraş'ı inşa etmemizi, Adıyaman, Malatya, bunları yapmamızı bekliyor.
seçim propagandası diye yapılan kepazeliğe bak. Stratejik akılla değil, bugün aklına geleni yapan ve çıkar üzerinden hesap yapan, bugünü yarını düşünen, sadece kısa vadeli adımlarla gerçekten ülkeye büyük zarar veren bir dönemi yaşıyoruz. Devletin planlama aklının tamamen lağvedildiği bir zaman dilimini bize yaşatıyorlar. Halbuki biz ülkemizin 2050 yılını, 2100 yılını konuşabilen bir toplum olmalıydık. Bunların hepsinden uzaklaştık. Artık bu akla dönüştüğünde ve yanına mutlak yaşam kalitesini, az önce söylediğim gibi adaleti, özgürlüğü kattığınızda, işte o zaman Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a memleketin her köşesi başka kabiliyetleriyle dünyada bambaşka isimler şeklinde anılacak kentler olur. Bunu başarabiliriz. Ve bu şehrin işte onun için kendi derinliğinde var olan zenginliklerin aslında bize ne kadar yetebileceğini görebiliyoruz. Ama biz ne yazık ki fakirleşen, yoksullaşan bir şehir konumuna düştük. Yolda gelirken başkanımla onu konuştum. Raporda görünce yaklaşık 39 bin sayısını, ki 40 bini aşan rakamı ifade etti başkanımız. Ve 40 bini aşan gencimizin üniversite okuduğu bir şehir Edirne. Ya Allah aşkına bana birisi tek bir maddelik geçerli olduğuna dair bir savunu sunsun. Ya bu üniversiteler niçin kapalı bilen var mı? Bana bir izah etsin. Üniversiteleri niçin kapattılar? Gençlerimizi niçin okuldan uzaklaştırdılar? Her konuda niçin ilk önce eğitimi cezalandırıyorlar? Bir şey olduğunda niçin ilk önce eğitimi sıkıntıya uğratıyorlar? Bu ülkede eğitimin bu kadar köhneleşmesi, üniversitelerin bu kadar baskı altında tutulması, özgürlüklerin en fazla olması gereken, yaratıcılığın en güçlü olması gereken üniversiteler niçin kapatılır bu şekilde anlamış değilim. Ve ısrar ediyorlar bu kararlarında. YÖK'ün karar vermiş olmasına rağmen, yani üniversiteler açılabilir demesine rağmen neyi bekliyorsunuz? Seçimi mi bekliyorsunuz? Gençlerin size göstereceği tepkiden mi çekiniyorsunuz? Gençlerin, ya bir ülke yöneticisi, partisi gencinden korkar mı? Daha ötesini söyleyeyim. Çocuklardan korkuyorlar. Çocuklardan korkuyorlar. Ama hani korkunun necele faydası yok. 2019 yılında seçimi kazandım, ilk tur güzel bir anımdır. Sabahın köründe İETT'ye bir toplantı koydum. Toplantıdan çıktım, İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. Çok erken bir vakit, böyle belli sayıda insan koşup fotoğraf çekiliyor. O ara bir beyefendi gördüm ama bir çocuk böyle şeyinden, montundan asılıyor. Hani fotoğraf çekilmek istiyor belli ki. İnanın yani çocuk 6, 7 bilemediniz 8 yaşlarında, yaşını sormadım. Böyle ceketinden asılıyor da gelmek istemiyor. Dedim ki beyefendi gelin dedim. Hayırdır ya, fotoğraf çekelim. Gelin çekilin dedim. Ve çocuk geldi. O yine gelmedi. Makinasını çıkardı, telefonunu ve fotoğrafımızı çekti çocukla. Neyse öptüm çocuğu. Sarıldı bana. Sonra bu çekinen baba geldi, kulağıma eğildi. Dedi başkanım, annesi ve babası olarak biz size oy vermeyecektik. Ama dedi, bu çocuk kabine kadar bizimle girip bizim size oy verdiğimizden emin olmak istedi. Bize oy kullandı dedi. Bunu bana itiraf eden bir baba. Onun için bir şey tavsiye edeyim buradan, beni izliyordur, her akşam izlediğini düşünüyorum. Kameralar buradan mı çekiyor? Ona bir şeyi tavsiye edeyim. Kork o çocuklardan. Cıvıl cıvıl çocukları geliyor bu ülkenin.
pırlanta gibi gençleri geliyor. O çocuklardan ve gençlerden kor. Üniversiteyi kapatsan da kor, kapatmasan da kor. Onlar size oy vermeyecek. Onlar özgür bir ülke istiyorlar. Onlar değişim istiyorlar. Onlar demokrasi istiyorlar. Ve onlar demokrasiden yok başkanı bugün mü açıkladı? Çok kızınca kırdığından vallahi üniversiteleri açacağız diye açıklama yapmış. Şimdi önümdeki hafta. Hadi bakalım. Tamam. Bak. Hani şey ne derler, gider ayak aklı başına gelinmiş ya. Neyse bugün kırklar elinde bağırınca yüzde eğitim başladı. Değerli dostlar, tarihi bir dönemdeyiz. Tarihi bir dönemin fertleri olmak bazen şöyle gelebilir insanlara. Ya böyle bir dönemde mi hani siyaset yapılır? Bazı dostlarım diyor ya ne şanssız adamsın. Yani İstanbul Belediye Başkanı oldun, bir gün bile sana nefes aldırmadılar. Her gün sana saldırdılar. E baktığınızda 4 yılın içerisinde 1,5 yılı neredeyse pandemiyle geçti. Yani bu saldırıların yanında. Ardından gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tariflenmesi güç bir ekonomik krizini yaşadık ve hala yaşıyoruz. Yanı sıra birçok imkanların kanunun ötesinde elinizden alındığı bir süreçte görev yapıyorsunuz. Bir de üstüne hepimizin içini yakan ve acıtan, canlarımızı yitirdiğimiz acı depremin etkisi. Baktığınızda böylesi bir 4 yıl. Bir de içinde Cumhuriyetimizin 100. yılı var. Ve bu 100. yılında Türkiye'mizin ne yazık ki elde ettiği birikimlerin dahi heba edildiği bir dönemden sonra tekrar rehabilite edilmesi gereken ve de ileriye dönük atılması gereken reform adımlarının olduğu bir dönemin ferdi olmak. Yani ne kadar şanssız insansın diye arkadaşlarımın tarifleri olduğunda hep şunu söyledim. Aslında şanssız insanlar değiliz. Ben kendimi çok tarihte sorumlu bir kimlik olarak görüyorum. Şanssız değil, tam aksine bu mesuliyetini yerine getirmekle sorumlu ve tarihin bu önemli döneminde görevinin hakkını veren bir insan pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Ve bu sorumlulukla işime sarılıyorum. Burada bulunan her dostumuz aslında benzeri bir sorumluluğa sahiptir. Onun için bu süreçte başarılı olmak zorundayız. Bakın başka bir şansımız yok. Kayıtsız şartsız doğruları yapmakla mükellefiz. Ve doğruları yapmamız halinde memleketimizin bambaşka bir döneme evrileceğini hissetmemiz şarttır. Ve bunun hiçbir detayı düşünülemez. Yani güncel yaşamda bir takım kişisel duygularımızı, kişisel beklentilerimizi, ön planda tuttuğumuz alışkanlıklarımızı tümden silip atıp başka bir ortak aklı, ortak düşünceyi, ortak hedefleri hayatımızın merkezine koyup yol yürümek zorundayız. Böyle bir dönemde Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul dünyanın en güzel kenti, dünyanın hala başkenti diye tarifleyebileceğimiz bir şehri, İstanbul Türkiye'mizin göz bebeği, her şeyi, yani bir başkasının tarifiyle İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ya da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.